Motorumuzun krangı takıldı. Kepler takıldı. Şimdi krank arka keçesi çakılacak. Bu keçe çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle orijinal olması lazım ve faturalı olması lazım. Tırtıklı, yani üzerinde tırtıkları var. Bunu takarken ustamızın taktığı gibi dikkatlice takmanız lazım. Aksi takdirde yanlış keçe, dandik keçe çakılırsa tekrar şanzımanı indirmek zorunda kalabilirsiniz. Zeminimizi kayganlaştırmak için gresledi. Tüpü getir. Yardım, yardım. Kaç kilo sıkıyoruz? 10 kilogram. 10 kilogram. Çalgı saatini ver. Krank gezme boşluğunu kontrol yapacağız. Emrah. Efendim. Krank gezinti boşluğu bakılacak şimdi. Yani krank ne kadar geziyor? Ona bakacağız. Tamam. Gayet güzel. Tamam. Burayı da yağ alıyoruz. Burada aylar var. Krank ayları var. Bizim kalıyor. Güzel. Evet. Geldik olayın son noktasına. Her şeyin bittiği yer. Pamuğu tıkayacağız. Bu işlemi bir tane de
Opel Astra videosunda yapmıştık ustam. Bak bu çıkacak buradan bak. Gördün mü? Bu çıkacak buradan. Onlara dikkat et. Gördün mü? Çıkacak. Bunu tamirci arkadaşlar görsün ki bunlar biraz sıkıntılı olduğu için ne yaptığımızı görsünler, ona göre biraz adam akıllı bu şekilde yapsınlar. Evet. Bilgi paylaştık da güzel. İki tane Allah razı olsun deseler bereket versin. Beyaz versin misin abi bunu? Aynı şekilde işten de çıkacak. Efendim usta. Erhan'a soruyordum. Erhan geldi. Erhan bir tane ya. Kankim. Evet. Gördün mü? Bunu evet. Güzel de döveceksin. Arada boşluk bırakmayacaksın. Anladın mı? Evet. Boşluk bırakırsan ondan sonra boyuna şanzıman sökersin. Boyuna şanzıman sökersin. Niye şanzıman sökersin? Şu keçe için. Bunu eski ustalar bilir ama şimdiki yeni ustalar bilmez. Evet. Yeni ustalar ancak civata sokup takmasını bilirler. Ama şimdiki yeni ustalara da bir şey diyemiyorsun. Genç ustalara. Niye? Ustaları bunu zamanında göstermemiş. Evet, saklamışlar hep. Saklamışlar ya da genç ustalar öğrenmek istememiş falan filan. Evet. Bana ne lazım olacak, ne gerek var diye. Ondan sonra oturur ağlar. Ne yapacağım ben? Yani ne yapacağım der, şanzımandan yağ kaçırıyor. Böyle bir durumda mesela yanlış bir işlem oldu. Şanzımandan yağ kaçırıyor. Sadece keçeyi değiştirse de kurtarmaz mı? Yani arka kran keçesinden. Kran keçesinden. İşte bunda takmanın bir usulü var. Keçeyin takmanın usulü var. Şimdi Emrah, gördük değil mi? Evet. Şuraları çok görüyorsun, görüyorsun değil mi? Evet. Buradan çıkıyorsa, bundan daha korkmayacaksın. Kaçırmaz. Ya bu ne? Bir nevi bu tampon görevi görüyor, anladın mı? Yani kanamayı durduruyor. Anladım, evet. Şimdi bu çıkanı da alıyoruz buradan, böyle temiz olsun diye. Az önceki soruda sadece keçeyi değiştirse yeterli olur mu olmaz mı? Yoksa tekrar bu işlem... Değil, keçeden kaçırmaz. Şu aradan kaçırır. Aradan değil mi? Aradan, tekrar evet. Bu işlemlerin yapılması keçeyle gerekiyor. Keçeyle alakası yok. En dandik keçe de taksan kaçırmaz. Önemli olan ara. Biz orijinal keçe takmamızın sebebi yan sanayi keçeler kuruyor çabuk. Kuruduğu için keçe vazife görmüyor. Yani 10-15 bin kilometrede kuruyor. Kuruduğu zaman kaçırıyor. İnce tonoyu da versene adamına. Burayı da güzelleştireceğiz böyle.
Evet. İç tarafımız bitti. Şimdi geldik dış tarafına. Takoz ver. Takoz ver. Dış takozu. Şimdi Emrah. Evet ustam. Şimdi şuradaki olayı görüyor musun? Bir saniye. Şuradaki evet. Olay artık tampon tamamen oraya yerleşti. Fazlası dışarı çıktı. Bunu görüyorsun, hayatta bu kaçırmaz. Bitmiştir. Bak görüyorsun değil mi? Burada köşeler var, rödüşler var, tamam mı? Havşalar var. Havşaların dibinden ince ince veriyor. Gelir, evet. Şimdi sen keçeyi ne kadar dandik takarsan keçe kaçırmaz. Buralarda şuradan kaçırır, şu aralardan kaçırır. Anladın mı? Şimdi evet. Burayı kartel kapatıyor. Bunlar içeride boşta kalıyor. Şimdi ne yapacağız? Şöyle biraz süsleme yapacağız, tamam mı? Şu keçenin kenarlarını. Gerek yok ama ben onu alışkanlık haline getirdim. Bu süslemeleri yapacağız. Sadece bu işlemi 20 dakika sürüyor. Ya işte bilmiyorum kaç dakika sürdü. Burayı süsleme yapacağız. Yani işimiz tamamen keçeyi de orijinal taktık. Bu keçe artık en az diyorum 300 bin. 300 bin. Evet. Ay maşallah. Bakarsa arabasına. Yani bineceği için komple yaptırıyor. Tabii ki bakarsa. Artık bu videoyu da izliyor. İzleyecek yani sonuçta. Bu söylenenleri dikkate alması lazım. Şimdi buraları doldurmamın sebebi şu aralara toz, pislik, tamam mı? Vesaire şeyler girmemesi için. Yağ kaçırdığından dolayı değil. Toz pislik girerse ne olur? Yani şu aralara şimdi toz pislik girecek. Ondan sonra keçenin ağzını bozacak. En azından burada sıvı contona tamponla birbirini görecek. Evet. Yağ tozu sever. Tozu çeker, anladın mı? Evet. Haliyle buralarda bir şeyler olur, böyle bir nasıl diyeyim? Tortulaşma mı? Ya tortulaşma demeyeyim de hafif böyle bir nemli şekilde olur, bu zamanın olacak şeyler zaten bunlar. Olmaması için böyle yapıyoruz ki. Terletme gibi mi? Yani. Anladım. Gibi. Çünkü çok incecik bir yağ toz tabii, bulaşınca aynen. Terletme gibi kötü yağ bir görüntü olmayacak. Yapıyor. Yağ diye yani bir şey olmayacak burada. Anladım ustam. Peki bu yapılan işlem genellikle hangi motorlarda oluyor? Farklı motor tipleri de oluyor. Belirtirseniz. Ya aşağı yukarı şöyle söyleyeyim %40 motorlarda vardır, %40'ında. Bu işlemi yapıyorsunuz yani? Adamına göre. Herkese yapmıyorum ben. Niye yapmıyorum? Öğrensinler diye. Kendiler yapsınlar, kendiler öğrensinler diye. Bu keçe işi benim işim değil. Bu keçe işi tamircinin işi. Evet. Montajcının işi. Ama demin dedim ya, bunu eski ustalar biliyor. Eski ustalar bazıları kalfalarını öğretti, bazıları öğretmedi. Öğretmeyenler de 2-3 sefer şanzıman söküyor. Ondan sonra benim yanıma geliyor, ben öğretiyorum ona. Ondan sonra nasıl takılacağını öğreniyor. Ama biraz idman yaptırıyorum. Niye idman yaptırıyorum? Öğrensin diye 2-3 sefer şanzıman söktürüyorum. Onu evet. Bir çeksin yani ha? Evet. Emrah, keçenin görüntüsü güzel. Sıvı contalarımızı da yaptık. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. 1,5-2 saat bir kuruyacak. Ondan sonra pistonlarını takacağız. Bu kadar. Anladım usta. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda motorumuz bu şekilde. Benim de sanayideki işim bitmişti. Parçacıya uğramıştım. Gelmişken de bir motorumuza da bakalım. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Ustamızın ellerine sağlık. Ustam teşekkür ederiz. Sağ olun. İnsanları bilgilendirdiğiniz için inşallah buradan bol bol bir Allah razı olsunlar gelir. Evet. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.